Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben İzmir'den Ufuk kardeşiniz. Bu videoyu paylaşmamdaki sebep asla ve kişi ve kurumlara herhangi bir şekilde bir yalakalık yapmak falan değil. Benim tek amacım Müslüman kardeşlerimin uyanması ve ümmeti Muhammed'in üzerinden bu bela ve tuzağın kalkmasın. Bunu vicdan olarak kendime yani vicdan yaptım daha doğrusu. Vicdanını rahatlamak için paylaşıyorum. Şimdi olayı baştan anlatmak gerekirse her şey bundan yaklaşık bir ay önce başladı. Muhammed Uzunel denen kişiyi ben daha önce benim hesabımda yoktu kendisi. Önce Tevbe-i Müsebbib diye bir site paylaşmış. O sitesini beğendim ben. İçinden bir şey beni dürtükledi sürekli. Beğen, beğen, beğen diye. Ben de paylaşımlarına bakarak kendisinin dindar biri olduğunu düşündüm. Tövbe ve dua yöntemleriyle insanları iyileştirdiğini düşündüğüm için bu yola başvurdum. Yani çünkü ben Allah'ı seven bir insanım. Peygamberi seven bir insanım. İslam'a hizmet etmek için uğraşıyorum. Tek derdim bu yani. Daha sonra kendisini ekledim. Kendisini ekledikten sonra bende bir takım değişiklikler olmaya başladı. Yani bu adamı hiç tanımadığım halde bu adama karşı bir sempati duymaya başladım. İçimde bir sevgi oluşmaya başladı. Tabii ben olayları hiçbir şekilde anlayamıyorum. Her şey çok hızlı cereyan ediyor. Daha sonra bir kere telefonla konuşurken Facebook'ta yani mesajlaşırken bir anda bedenimde bir şey değişiklikler olduğunu hissettim. Gerisini hatırlamıyorum zaten. Yaklaşık bir yarım saatlik bölümü hatırlamıyorum. İşte orada paylaşılanları okudum. Yazdıklarımı okudum. Acayip acayip şeyler yazmışım. Erol Hoca hakkında kötü kötü şeyler konuşmuşum. Hiç benim kullanmayacağım kelimeler falan. Bedenimde bir enerji beni ele geçirmiş şu anda. Daha sonra ise Allah Allah bu nasıl olur dedim. İlk defa başıma böyle bir şey gelmişti. Şaşırdım kaldım yani. Daha sonrasında bu duruma üzüldüm. Kendisine helallik falan istedim. O da önemli değil falan deyince ben biraz rahatladım vicdanı. Daha sonra bir gün işte o günün gecesi yatarken dua ettim. Allah'ım dedim. Üzerimdeki belalar, musibetler kalksın. Benim hayrıma olan neyse onu bana göster dedim. Bu duayı yaptım. Daha sonra ertesi gün Erol Hoca Facebook'tan bana mesaj gönderdi. Muhammed Uzunel adlı kişinin yaptığı şantajlardan dolayı, onun yaptığı kötü şeylerden dolayı falan. O videoyu izledikten sonra ben yine inanamıyorum ama. Yani inanmamın önüne bir şey geçiyor benim. Ona engel olamıyorum. Nedense Muhammed Hoca'ya inanıyorum fakat Erol Hoca'ya bir türlü inanamıyorum. Yani bu olay beni çok rahatsız etti. Neden dedim hep dedim ben bu tarafı seçiyorum acaba? İstemsiz oluyor yani bunlar. Çünkü ben hakla batılı ayıran bir insanım ama bu noktaya gelince ayıramadım. Neyse daha sonrasında olan olayları ben size anlatacağım şimdi. Erol Hoca bir anda kendisi telefon numaramı istedi. Beni aramayı teklif etti. Sonra ben olayları baştan sona kendisine anlattım. Dedim ki hani böyle böyle. Hocam dedim bir enerji dedim beni ele geçirdi. Sizin hakkınızda kötü kötü şeyler konuştu falan derken. Daha sonra kendisi beni telefonda bir seansa aldı. Ahitname falan okudu bana. Senedi okudu. Daha sonrasını ben hatırlamıyorum. Yaklaşık bir 17-18 dakikalık bir görüşmemiz olmuş kendisiyle. Ben o kısmı hiç hatırlamıyordum. Daha sonra dinlediğimde şok oldum. Yani nasıl olur da ben böyle bir şeye düşmüşüm diye kendi kendime sorar oldum. Benim en büyük düştüğüm hata şuydu. O kişinin gerçekten bilgili bir insan olduğunu sandım. Fakat hani bilgili sanmamın nedeni şu. Kendisi de bana bir sefer senet okumuştu. Hemen devreye çıkmıştı yani. Devreye çıkmıştı içindeki hayvan.
Ama ben ondan sonra öğrendim ki kendi tecrübelerimden de yola çıkarak öğrendim ki aslında senedi okuyan herkes de açığa çıkabiliyorlar. Ben onu bilgili sandım. Bizzat Erol Hoca'dan ders aldığı için bilgili bir insan sandım. Fakat Erol Hoca ders vermemiş ona. Bir noktada sanırım ufak bir şey yapmışlar. Hata yapmışlar. O hatadan sonra zaten bu adam buralara gelmiş. 41 orucu inkar ediyor. Daha sonrasında işte bazı teknik ve yöntemleri inkar ediyor. Denenmiş ve uygulanmış şeyleri inkar ediyor. Arkadaşlar bu adama itibar etmeyin. Bu adam tam bir sapık yani. Zaten yakında ses kaydım paylaşılacak. Daha önceki arkadaşlarımızın, abilerimizin de Allah razı olsun bu fitneyi açığa çıkarmak için bazı şeyleri olacak yayınları. Ben de bunlara katılmak istedim. Ses kaydımı dinleyin, ondan sonra her şeyi anlarsınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.